Yani faiz artınca ne oldu değerli izleyiciler, sevgili takipçilerimiz? Artık yeni ekonomi yönetiminin bir beklentisi var. O faiz boş arttırılmıyor. Yurt dışındaki yatırımcının parasını, dövizini ülkeye çekmek. Şu ana kadar o dövizi ülkeye çekemediğimiz için dolar TL kuru şu anda 26-10 seviyesine gelmiş durumda ve artmaya devam ediyor. Şimdi bayram içerisinde de ekonomi yönetimi, Gaye Hanım, Mehmet Bey ne yapacaklar? İletişimi sürdürecekler yurt dışıyla ve bayramdan sonra da belki bir tık daha artabilir ve biraz da artış olabilir ve faiz yükseltme kararının meyvelerini ülkeye döviz çekerek toplamaya başlayacaklar ki o adamlar da bizim ülkemiz üzerinden kar edecekler. Yani alan karlı, veren karlı gibi bir durum olacak esasında ama tabii olan bize oluyor bu durumda. Neyse. Sonuç itibariyle bayram sonrasında bir döviz girişi, swap yoluyla döviz girişi olursa ülkeye döviz girer. Ülke ekonomisi kısa süreli de olsa bir rahatlama olur. Dolar-TL kuru da bu sert yükselişini durdurur. Ama bunun oranının ne olduğunu kimse büyücü değil, bilemez. Bunun uyarısını yapalım. Aman diyelim, öyle bir dünya yok. Ama görünen köy o ki 25 TL ve 30 TL arasında bir yerlerde artık bu sizin kararınızdır. Duracak, durdurulacak bir dolar-TL kuru göreceğiz. Yaz aylarında bu şekilde böyle geçecek gibi gözüküyor. Kış aylarında sıkıntı yeniden başlayacak gibi de gözüküyor. Onu da söyleyelim. Ama tabii Temmuz ayındaki Merkez Bankası'nın faiz kararı da önemli burada. O da çok kritik. Yani bayramda müdahale olacak. Yok dolar TL. Yani bu ülkeye gelen dövizin sevgili seyirciler dolar TL kurunu düşürecek seviyede bir durum değil. İnemez zaten, imkansız. Onu bir herkes bilsin. Bakmayın siz dolar çakılacak diyenlere. Onlar bilinçli yapılıyor. Öyle bir dünya yok. Ama doların yükselişini engeller. Rubel abi çok güzel anlattı. Yani doların dengesini sağlar. Dengeleme politikası dedi ya. Doların artık yükselişini engeller bir yerde. Dolar da oturur yerine nedir işte. Galiba artık yavaş yavaş pik seviyelerine, işte 30 TL seviyelerine doğru gidiyoruz. Bu da artık pik seviyesidir. Sonra iner, çıkar falan derken 27, 26, 28 bu civarlarda bir yatay seyre doğru girer. Artık o da hani bir yatırım tavsiyesi gibi değil de satış için de uygun alanlarda olabilir. Yani dolar-TL kurunu merak edenler için ben biraz daha böyle bir şey hani durumu da özetler şekilde bir yorum yaptım senin önemli bilgilerinle beraber. Durum budur bayramla ilgili. Yine altını çiziyoruz. Bakmayın siz çakılacak, aman satın falan diyenler değil. Ha, kim satar, kim alır? O bakın kamu bankaları bile alıyor işte. Bak Rubel anlattı. Alan alıyor. Şimdi Ferit düşünebiliyor musun? Onu anlatıyorum. Bak döviz şu 11,9 milyar dolar son 8 iş gününde Merkez Bankası böyle bir döviz talebi, rezervleri güçlendirmek üzere kendisi döviz talebi yaratmasaydı belki şu 26'lı seviyeleri görmeyecektik. Yani bu bir, şimdi benim dövizim var cebimde. Düşün, pazartesi şeye, haftaya, bayramdan sonra 28'i gördüm. Ferit, emin ol ki eğer aklı başında insanlarsak bunu ben satmayı düşüneceğim. Sen de ya ihracatçısın, şey ithalatçısın, ya ihtiyacın var ya da artacağı kanaatim var. Sen de satın almaya uğraşacaksın. Evet. Kim baskın çıkarsa, kimin eğilimleri, peki bu eğilimleri kim oluşturuyor? Merkez Bankası'nın faiz artışıyla yetinmesi yetmez. İletişim stratejisi anlamında Hafize Gaye Erkan hanımefendinin kamuoyu önüne çıkıp dört başı mamur o Jeremy Powell'ın veya Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu basın toplantıları gibi bütün sorulara açık bir kamuoyu iletişimi, piyasa iletişimi yani iletişim mekanizmasını kullanmadıklarını görmüyor muyuz? Bunlar da lazım. Mesela Bernanke diye meşhur bir Fed başkanı vardı. Onun meşhur bir lafı var. Diyor ki para politikasının %98'i iletişim stratejisidir. Sözlü yönlendirmedir. %2'lik kısmı somut adımlardır.
Yani alınan kararlardır %2'si. E şimdi herkes bir düşünsün. Mehmet Şimşek'i Türk kamuoyu tanıyor, tamam. Ama ya kamuoyunun önüne çıkıp Mehmet Şimşek'in bir saatlik bir sunum yaptığını duyan var mı? Gören var mı? Veya Hafize Gaye Erkan'ın ekonomi muhabirlerinin veya piyasanın önüne çıkarak bir sözlü yönlendirmesini gören var mı? Ama ben bunu yapamadıklarını şundan düşünüyorum. Ya ortada bir enflasyon hedefi yok. Ortada parasal sıkılaştırma demelerine rağmen aman sakın sert gitmeyin, benim önümde seçimler var diyen bir cumhurbaşkanı var. %15'lik faiz artışını bu dengelerin bozulmaması için yeterli gören ama bunun bedeli olarak da yıl sonuna doğru 30'lu 40'ları, eğer ortodoks politikalara, rasyoneliteye döneceksek %30'lu 40'lı faiz artışlarına muhatap olacağımız hepimizin bilmesi lazım. İbrahim Turan, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor, AK Parti eski İzmir Milletvekili. Milletvekili olmadan önce şu an bağımsız muhalif. Milletvekili olmadan önce Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve İstanbul Borsası'nın da başkanıydı. Otursun onun anlattıklarını dinlesinler. Diyor ki ben Merkez Bankası'nın bir yıl sonraki enflasyon tahminini %32 olarak esas alsam bile faiz haddini %28-30'lar olarak faiz artışını düşünmek zorundayım. Ama bunu bir defada yapmam şart değil, anladık. Ama bunu dikkate alarak yapmak zorundayım diyor. Hakan Kara Hoca ne diyor? %30'luk bir faiz artışı gerekliydi, zamanlamasını bir tarafa bırakarak. Artık o yetmez diyor. Yetmez demesinin gerekçesini de bak herkes iyi dinlesin. Şu an itibariyle %35'lik kur artışı ve bunun enflasyona yansıyacak %17-18'lik bir kısmı var. Artık baz alacağımız, yıl sonu hesabında baz alacağımız enflasyon %32 değil, %50. Buna uygun bir enflasyonla mücadele veya parasal sıkılaştırma diye bir şeye eğer devam edecekseniz 28'e 20'ye veya benim söylediğim gibi 18,5'a bile ilk adımda razı olmamanız hem kurları zıplattı, hem de enflasyonla mücadele anlamında bu %15 hiç kimse için, piyasa için inandırıcı bir oran olarak görülmedi. Ferit şimdi düşünebiliyor musun? Peki abi, şeyi nasıl öngörüyorsun abi? Temmuz'da bu 30'ları falan görür müyüz? Yani şimdi herkes Temmuz'u bekliyor faiz artışıyla ilgili. Bir de hani nasıl yapacak abi? Yani Erdoğan buna izin verecek mi? Mehmet Şimşek Erdoğan'dan izin alacak mı? Bir de seçim geliyor. Bir de onu düşünün. Nerede bu iş bitecek? Yani faiz artışı nasıl olacak? Ya çok zor durumdalar ya hükümet. Ya hepimiz öyleyiz de. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan yalvarıyorum. Karşınızda sizi seçimde zorlayacak bir muhalefet kapasitesi kalmadı artık. Yerel seçimler için bu milletin geleceğini tehlikeye atacak, yeni bir ekonomik kumar oynayacak, seçim ekonomisi uygulamanıza vallahi de gerek yok, billahi de gerek yok. Çok çünkü, önemli. Çok önemli abi bu yere. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı. Çok önemli. 6 tane parti, 2 tane büyükşehir belediye başkanının siyaset mühendisliğinden başka bir anlamı olmayan ürettikleri siyaset mimarisi yerle bir oldu ve karşınızda kurumsal bir muhalefet kalmadı. Bu gidişle toplumsal muhalefette kalmayacak. 86 milyon. Ey Cumhurbaşkanı, sen ne istiyorsan yap. Yeter ki akıldan, rasyoneliteden ayrılma diye neredeyse bu millet sana yalvaracak duruma gelecek. Dolayısıyla kamuoyu huzurunda söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Karşınızda yerel seçimlerde sizi zorlayacak bir muhalefet kapasitesi kalmadı. Lütfen bu veriyi dikkate alarak Mehmet Şimşek'e ve Hafize Gaye Erkan'a teslim ettiğinizi düşündüğünüz ama faizle ilgili konumunu da koruduğunuzu söylediğiniz beyanları bir tarafa bırakın.
siyaseten ekonomi yönetiminin arkasında olduğunuzu ilan edin. Seçim ekonomisi uygulamaktan vazgeçip, gerek yok çünkü, vallahi de gerek yok, billahi de gerek yok. Siyasetin, muhalefetin hali pür melalini parti ayırmaksızın söylüyorum ki lime lime dökülüyorlar. İçeriksiz, muhtevasız, vizyonsuz, gerekçesiz, akıl dışı laflarla kendi iç meselelerine boğuşmaya başlayan bir muhalefet tablosuyla karşı karşıyayken yeni bir seçim macerası için ekonominin gerçekliklerinden lütfen kopmayın. Bak yalvarıyorum. Abi, tabii sen de çok da güzel. Bu arada bu uyarı gerçekten hayati bir uyarı. Onu söyleyeyim. Ben şimdi tabii esprisini de birazdan yapacağım da sen çünkü kibar konuştun. Sayın Cumhurbaşkanı, hayatımız kaydı toplum olarak. Onu söyleyelim. Cebimizdeki paranın değeri kalmadı. Siz seçim kazanacaksınız diye hepimiz mahvolduk. Seçimi de kazandınız. Tebrikler. Zaten sizin seçmeniniz dolar 100 TL'de olsa Erdoğan'a oy veririm diyor abi. Veririm diyor. Bak rahat olun Sayın Cumhurbaşkanı. Yani mahvetmeyin yani. Dolar TL kuruyla ilgili, faiz kararıyla ilgili, ekonominin gerçek dinamikleriyle ilgili konularla lütfen uğraşmayın. Ha, başardınız. Seçimi de kazandınız bu sayede. Hakikaten size oy veren seçmen anlamadı neyin ne olduğunu. Biz Zanka TV olarak buradan uyardık. Ama sanki muhalefet anladı da. Neyin muhalefet de anlamadı. Muhalefet de anlamadı. Bak Sayın Cumhurbaşkanı, kimse anlamıyor ya. Rahat olun, rahat. Kimse anlamıyor. Ne muhalefet anlıyor, ne seçmen anlıyor. Kimse anlamıyor ya. İşte biz bu Zanka TV, bizi izleyen böyle sevgili seyircilerimiz bas bas bağırıyoruz. Yani AK Partili olanlar dahil, bak AK Parti'ye yakın olan isimler dahil, bizi anlayanlar var bizim izleyicimizden. Bizim izleyicimiz çok sorgulayan bir kitle var burada. Ama 85 milyona baktığımızda vallahi anlamıyorlar ya. Onun için yapmayın bunu. Yapmayın, mahvolduk. Yani şu tabloya bakar mısınız? Ülke elden gidiyor yani. Onun için yerel seçimlerde Mehmet Şimşek, işte Hafize Gaye Erkan, hanımefendinin şu anki politikalarına baktığımızda onları da eleştiriyoruz ama en azından biraz daha ekonomi bilimine yakın şekilde politikaları var. Ya serbest bırakın onları. Rahat bırakın onları. Ya, hani bir şekilde gitsin işler. Çünkü yine seçim geliyor deyip de politika faizine karışırsanız ya da seçimi kazanacağım diye kredi, mredi, şunlar bunlar falan gelirse artık seçimden sonra ülke kalmayacak ya. Ha, Rubla, ben biraz daha böyle şey girdim. Daha böyle hani sen çok kibar tabii şey yapıyorsun. Ya hayatımız kaydı. Sayın Cumhurbaşkanı. Evet.